Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetini telefon görüşmesinde ifade etti. Mahmut Abbas'a yanıt olarak Trump'ın bu yönde atacağı bir adımın barış sürecine zarar vereceği, bölgesel ve evrensel güvenliği ve istikrarı tehlikeye atacağı yönünde uyardığını kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın bir kez daha Arap Barış Planı ve uluslararası kararlara göre başkenti Doğu Kudüs'süz bir Filistin devletinin olamayacağı yönündeki açık tavrını dile getirdiği belirtildi bu görüşmede. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık'ta yapacağı ziyaret öncesinde Atina'dan açıklama geldi. Yunan hükümet sözcüsü ziyarette önemli gelişmeler beklediklerini söyledi. Türkiye'den Yunanistan'a 65 yıl sonra ilk kez Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret yapılacak. Erdoğan Perşembe günü Atina'da temaslarda bulunacak. Cuma günü de Batı Trakya'ya gidecek. Görüşmelerin ana gündemi Ege'deki gerilim, mülteciler, enerji ve FETÖ'yle mücadele olacak. Ziyaret öncesinde Yunan hükümet sözcüsü önemli bir açıklama yaptı. Sözcü, biz Türkiye ile ilişkilerimizde kayda değer bir gelişme görmek istiyoruz. Çünkü bu büyüme yönünde önemli rol oynayabilir. Görüşmelerin çok yapıcı olmasını bekliyoruz dedi açıklamasında. Yunan basını 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkeye kaçan FETÖ'cülerin iadesinin değerlendirildiğini yazmıştı.